yakından izlediği gibi davulumuz, zurnamız burada. İnsanlarımız halay çekiyor. Omuz omuza birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde bu şenliğimizi yaşamaya, yaşatmaya çalışıyorlar. Gerçekten ben sabahleyin geldim buraya şu saate kadar. İnsanları farklı olduğunu söyledim. Halen sözümde duruyorum ve insanları farklı, ortam farklı. Çok güzel duygularla burada beraberiz. Tabii Sivas'ımızdan gelen, şehir dışımızdan gelen insanlarımız da farklı duygular içerisinde. İşte Sivas'ımızdan gelen bir abimiz, hemen kendisini tanıyoruz. Fahri Keskin. Ben de az önce Sivas'tan geldim. Evet. Bu şenliklere katılmak için. Zannedersem 4. yılını yaşıyoruz bu şenliklerimizin. Evet, geleneksel. Vadide farklı yaşanıyor. Fakat sanki Oymadırı'da daha çok farklı yaşanıyor. Duygularınız, düşünceleriniz neler efendim? Şimdi geleneksel hale gelen Tozanlı şenliklerinin bu sene dördüncüsü. Dördüncü Tozanlı şenliği. Tozanlı şenliği aslında yarın. Akkaya Mevki önünde Tozanlı Deresi'nin 17 köyünün iştirak ettiği, 17 köyün birlikte katıldığı, birlikte gülüp birlikte eğlendiği, zorluklarını birlikte göğüslediği Tozanlı şenliği inşallah yarın yapılacak. İnsanlarımız buraya bu şenliğe katılmak, tabii ne demişler, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sevdiğini ister, kahve bahane demişler. Bu şenlikler de o türden bir şey. İnsanlar birbirini görmek, birbirini daha yakından kucaklamak, kaynaşmak amacıyla yüzlerce, binlerce kilometreden geliyorlar. Mesela yanımda arkadaşım Almanya'dan bu şenlik için geldi. Biz de Sivas'tan geldik. Yarınki şenliğe iştirak edeceğiz ama yarınki şenlik herhalde yetmiyor olacak. Bugünden başlatıyoruz. 3 senedir de kendi köyümüzde başlatarak bir gün öncesinde bu şenlikleri daha coşkulu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Dedik efendim 17 köyün bir araya gelmesiyle böyle bir dernek oluştu. Siz yarın oraya gittiğiniz zaman işte başka bir köydeki insanlarla görüşüp konuşma durumunuz söz konusu oluyor mu? Onlarla neler konuşuyorsunuz, neler paylaşıyorsunuz efendim? Şöyle söyleyeyim. Ben Sivas'tan geliyorum ama ben bu vadi insanlar hep birbirini öteden beri tanıyan insanlar. 17 köyün 17'si de birbiriyle alışverişi olan köyler. Zamanla birlikte yol olmadığı için haftalarca, günlerce beraber seyahat ettiğimiz, zorlukları beraber göğüslediğimiz arkadaşları, işte birisi İstanbul'a gitmiş, birisi Ankara'ya gitmiş, biri Antalya'ya, biri Almanya'ya. İşte bu vesileyle görüşüp konuşuyoruz yani. Evet. Biraz da diyorum ki Oymadere'yi anlatalım. Oymadere'yi anlatır mısınız? Veyahut da şöyle sorayım. Oymadereli olmak nasıl bir duygu efendim? Oymadereli olmak bir ayrıcalık. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Oymadere, Hafik kazasının kuzeyinde, Tozanlı Vadisi'nde kalan, Tokat'la sınır olan, bundan sonra Sivas'ın başka köyü yok. Kuzey tarafının öbür tarafı Tokat oluyor artık. Evet. Sivas'a... Ben şunu gördüm, özür diliyorum. Buyurun. Gereken tabii ki her çetin yolun, her zorluğun bir arkasında güzellik var. Biz gelirken adı üstünde Tozanlı, tozlarla gark olarak geldik. Evet. Bir sürü sıkıntılarla geldi. Fakat biraz önce gösterdiniz, hemen kuzeyimizde Tokat evet. var. Fakat oranın ilçeleri, oranın köyleri bizden 50 sene daha ileride. Doğru evet. mu efendim? Ben o konuda size katılmakla beraber mahcubum o konuda. Çünkü Sivas'ın köyü ve Tozanlı Deresi'nin köyleri gerçekten oldukça geri kalmış bir yer. Ben Türkiye'nin her tarafında görevim gereği çalıştım. Türkiye'nin bütün köylerini hemen hemen biliyorum. Yani her köyü bilmem mümkün değil de o yöreyi temsil edecek her yerden köy biliyorum. Genelde Türkiye'yi tanıyorum. Bizim yöremiz gerçekten Türkiye'nin çok gerisinde. Gerisinde derken teknoloji veya devlet imkanlarının sunumu açısından gerisinde. Yoksa köylerimiz insanların kafa yapısıyla, yaşam tarzıyla, kültürleriyle, gelenekleriyle çağ atlamış durumda. Ancak devletin hizmetleri açısından veya buranın şartlarının daha iyileştirilmesi açısından Türkiye'yi yakalayamamışız yani. Evet. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Evet, gelelim Oymadere'ye efendim. Oymadere Sivas'a 100 kilometre.
işte 98, 100, 102 o şekilde, yani geldiğin yere göre biraz değişiyor. Çünkü şartlar ağır olduğundan zaman zaman değişik. Mesela ben çoğu kere Tokat'tan gelip gidiyorum. Çünkü bu Kamışbeli dediğimiz yolumuz kapalı oluyor. O zaman 250 kilometreye çıkıyor. İşte Akkaya dediğimiz yol biraz daha kestirme diyoruz belki. Orası kapalı oluyor. Değirmensekten geliyor. O zaman 100'e çıkıyor vesaire. Köyümüzün, benim çocukluğum bu köyde geçti. Oldukça hane sayımız fazlaydı. Ama zamanla göç verdi. Şimdi sadece ihtiyarlarımız kaldı burada, birkaç hane. Yazın ama sağ olsun herkes tekrar köyüne geliyor. Buranın güzelliklerini yaşamak için geliyor. Burayı şenlendiriyorlar. Biz de birkaç günlüğüne onlara katılıyoruz. Evet. Köyümüzün tarımsal yönü çok zayıf. Çünkü tarım arazisi yok. İnsan kalmayınca, eskiden buranın geçim kaynağı hayvancılıktı. Hayvancılıktaki burası böyle terk edilmiş duruma yavaş yavaş geliyor. Sadece yazdan yaza biz gelip birkaç gün şenlendiriyoruz. Fakat bu da büyük bir mutluluk, büyük bir onur. Çünkü geçmiş unutulmuyor. İnsanlar İstanbul'a da gitse, farklı yerlere de gitse, şehir dışına, yurt dışına da çıkmış olsa yine de kökünü buluyor. O kökte birleşiliyor, doğru mu efendim? Çok doğru diyorsunuz. Biz de bu kadar zorluğa rağmen söylediğiniz gelinceye kadar toz yuttuk. Şu anda ağzım kupkuru. Yeni yoldan geldik. Ona rağmen biz buraya koşa koşa geliyoruz yani. Eyvallah. Buradaki bütün insanlar öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size sağlık. Ben Kadir Koyun. Ben de Oymadereliyim. Yurt dışında kalıyorum, Almanya'da. Ekseri ben her sene izinlerimi bu panayır için ayarlamak istiyorum. Bilakis bu üçüncü senem. Bu üçüncü senemde de buraya geldim. İşte arkadaşlarla, dostlarla eğleniyoruz burada. İşte buradan ayrıldıktan sonra Almanya'ya gidiyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor? Yani Oymadere'den ayrılmak nasıl bir duygu? Ya tabii acı bir duygu hissediyoruz. Sonra alışıyoruz tabii. Evet, fakat seneye Oymadere'yi unutmuyoruz. Tabii Oymadere'yi unutulmaz. Unutmuyoruz. Ben devamlı çocuklarımı da getiriyorum. Evet. Buraları görsünler, bilsinler diye. Evet. Bu da benim en küçük oğlum. Evet. 7 yaşında. Hı-hı. Her sene buraya getiriyorum. İşte bir hafta falan kalıyorum. Peki. Çocuklar işte buralarda eğleniyorlar, gülüyoruz. Hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun. Sadece Oymadere'ye Sivas Radyo Televizyon olarak gelmedik. Tabii başka arkadaşlarımız da buraya davet edildi. Onlar da geldiler. İşte kim geldi? Hüseyin Demiray geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Davet edildiniz buraya. Nedir duygularınız? Daha önce Oymadere'ye gelmiş miydiniz efendim? Daha önce Oymadere'ye gelmedim. Yalnız Gönekse olarak biliyorum ben ismini. Hı-hı. Fakat babam rahmetli çok gelmişti buralara. Hı-hı. Geldiğinde bahsederdi. İşte şöyle rampalar var, böyle yokuşları var, böyle dağları var, böyle ormanları var diye. Hakikaten Hı-hı. bir tabiat harikası ama Hı-hı. arazi biraz dar gibi. Hı-hı. Hani tarım alanı yok bence. Evet. Göremedim. Yani büyük bir tarla göremedim yani en azından. Yoktur. Hayvancılık yok. İnsanlar Hı. ekonomik yönden çekmiş gitmişler yani. Burada kalamamışlar. Nüfus haliyle artmış. Gurbete gitmişler. Belli bir tarım kesimi de yok. Meyvecilik de yok. Bahçecilik yok. Ne yapacak burada? Mecburen gitmiş buradan. Fakat mesela örneğin işin geriye dönmesi değil mi? Tekrar geriye dönüp kökünü araması yani. En, işin en güzel tarafı da bu. Evet. Tokat yöresi bugün ekonomik yönden buraya çok yakın köyler var. Gelişmiş köyler ama ekonomileri çok güzel onların. Bahçeleri var, bağları var. Bugün adam domatesini yetiştiriyor, biberini yetiştiriyor, üzümünü yetiştiriyor, satıyor. Burada böyle bir imkan yok. Evet. İmkan olmadığı için terk etmişler burayı. Evet, bugün senden bir şeyler de dinleyeceğiz değil mi? Böylece bırakmayacağız seni. Ne gibi İnşallah şeyler? Kelam da alacağız yani. Burada mı? Burada inşallah. Olabilir, olabilir. Tamam. Tabii teşekkür yaparsınız. Teşekkür ediyorum, tekrar hoş geldiniz. Evet, tabii gelen misafirlerimiz bir hayli fazla dedik. Herhalde baş misafir de Hamza Nacak. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Nasıl buldunuz Oymadere'yi? Daha önce gelmiş miydiniz buraya? Birkaç sefer geldim. Ama evet. her geldiğinde biraz daha değişiklik var. Hı-hı. Ama şu anda insanlar sıcakkanlı, iyi bir insanlar. Hı-hı. Bizi davet ettiğiniz için hepsine teşekkür ederim, saygılar sunarım. Ben teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, hoş geldiniz diyorum. Evet, hemen Hamit abimizin de yanına geçiyorum şöyle. Evet Hamit'ciğim, daha önce gelmiş miydin buraya? Daha önce ben şeye gelmiştim, Ekin Gölü şeyine gelmiştim, Tozanlı şenliklerine. Buraya da ilk defa geliyorum. Evet. Gerçekten Tozanlı çok güzel bir yer. İnsanları çok sıcak. Sivas Fasıl Heyeti Aşıkları ve Halk Öneri Dernek Başkanı, değerli büyüğüm, dayım, babamdan çok yukarı olan Ahmet Ayık dayımın sayesinde böylesi güzel yerler görmekten gerçekten kıvanç duyuyorum.
Ve size de teşekkür ederim ayrıyetten. SRT çalışanlarına. Hoş geldiniz diyorum. Hoş öğrenciler. Gönekse köyüne ilk defa geldim. Fakat çok güzel buldum. Güzel yer. Tabii insanları şu anda yavaş yavaş hazırlanıyor. Akşam üzere ya. Şimdi faaliyet biraz sonra kendini gösterecek. Bakalım dedikleri kadar bizim tahmin ettiklerimiz doğru çıkacak mı? İnşallah iyi olacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle geriye doğru geçiyorum. Abilerimin yanına oturuyorum. Evet, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sen de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir tanıtır mısınız kendinizi önce? Kendim Şaban Ulugöl. Dolu musunuz efendim? Evet. Hı-hı. Oyma Dereli. Anlatır mısınız Oyma Dere'yi? Oyma Dere'yi, şenliklerimiz güzel oluyor, iyi oluyor. Hı-hı. Çok şahane oluyor. Millet birbirini tanıyor en azından. Güzel ve hoş oluyor yani. En azından yurt dışından, evet, yurt dışından evet. İnsanlar senede bir tabii, günde tabii, olsa, tabii, iki günde olsa Oyma Dere'ye geliyorlar. Eski geleneklerimiz, görevlerimiz işliyor, iyi oluyor, güzel oluyor, hoş oluyor. Evet. Şahane oluyor. Sizler vesilesiyle çok güzel ve şahane oluyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. İyi eğlenceler. Burada bir Hacı amcam var. Hacı amcam hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın? Hocam, iyi misin? Hoş bulduk. Allah iyilik versin. Sağ ol abi. Nasıl, anlatır mısın? Şenlikler yapıyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ben bu dünyadan bir daha doyamadım. Öyle mi? Acı çalış, acı çalış. Devamlı çalışıyor musunuz? Mahvoldum, gittim, arızalandım, incilerde yine bindim. Bak. Geçmiş olsun. Sağ olasın, Allah razı olsun. İyi eğlenceler diliyorum size, sağ olun. Sağ olun.